Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi muhaliflerine yani Mekkeli müşriklere La ilahe illallah dediği zaman onlar diyorlardı ki Peygamber yani Muhammed aleyhissalatü vesselam bizim ilahlarımızı kötülüyor. Bizim ilahlarımıza küfür ediyor. Evet, onlar bu kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü Kur'an onların diliyle inmiştir. Bir ayette Rabbimiz Azze ve Celle kendi elçisine hitaben biz bu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık buyuruyor. Evet, Mekkeli müşrikler bu kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Şimdi bizim bugün içinde bulunduğumuz toplumu ele alırsak, bizim toplum bu kelimenin tafsili olarak ne manaya geldiğini bilmiyor. Evet, Allah'tan başka ilah yoktur manası doğrudur ama bu tafsilatlıdır. La ilahe nefidir. Yani nef edilir. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, itaat edilen her batıl ideoloji olabilir, şahıs olabilir, canlı olabilir, cansız olabilir. Bunları nef etmek. La ilahe. İllallah derken de bu da ispattır. Yani ilah olarak sadece Allah'ı kabul ediyorum anlamına gelir. Evet, bu kelimenin bir de kendi içinde 7 tane şartı vardır. 7 tane şartı vardır. Hatta ilki nedir? İlimdir. Muhammed suresi 19. ayette fe'lem ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Evet arkadaşlar, bilmek nereden gelir? Öğrenmekten gelir. Biz bu kelimenin manasını bu şekilde hakiki manada öğrenirsek, hayatımıza tatbik edersek, yani amel edersek o zaman bu kelimenin bize faydası vardır. Ve alimler demiştir ki bir insan bu kelimenin manasını bilmeden telaffuz ederse bu kelimenin kendisine faydası yoktur. Allah muhafaza. Yaşıyorken geç olmadan dinimizi hakkıyla öğrenelim ve kendini İslam'a nispet eden her şahısları doğru yol üzere olduklarını zannetmeyelim. Onları Kur'an ve sünnete arz edelim. Akide ve anlamda, altını kırmızı kalemle çiziyorum. Akide ve anlamda eğer uyarlarsa Kur'an ve sünnete alınırlar. Baş tacı edilirler. İslam'da Müslüman kardeşlerimizdirler. Ama uymazlarsa kim olursa olsun olduğu gibi reddedilir. İmam Malik Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın kabrini işaret ederek diyor ki bu kabirde yatan zatın dışında her insanın sözü alınır da atılır da. Her insanın sözü alınır da atılır da. Bir tek şu kabirde yatan zatın sözü reddedilmez. Reddedildiği zaman da haddi zatında küfürdür. Evet. Yani bugün insanlarda öyle bir taassupluk var ki körü körüne taklit. Yani şeyhim, üstadım ne derse doğrudur anlayışı yanlıştır. Bakın. Mezhep imamları der ki bizim öne sürdüğümüz fetvalar yani içtihatlar eğer Kur'an ve sünnete uymadığını görürseniz alın onu duvarın dibine çalın. Alın onu duvarın dibine çalın. Şimdi biz bunu bu şekilde ifade ettiğimiz zaman aman sen işte İmam Şafii'den iyi mi bileceksin Ebu Hanife'den falan biz bu alimleri inkar ettiğimiz yok. Burada söz konusu kişi dinini delilleriyle bilecek. Zaten mezhep imamları da sizin bizden içtihat yani fetva alırken delilini bilmeden almanız size helal değildir diye mezhep imamları bu şekilde buyurmuştur. Yani bu bizim onları kabul etmiyoruz anlamına gelmez. Sözlerimiz yanlış yere çekilmez. Evet, bu hususta da dikkat edelim inşallah.